Arkadaşlar merhaba. Bireysel iş hukuku programımızın sonuna geldik. Bugün iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarını kısaca göreceğiz ve bireysel iş hukuku programımız tamamlanacak. Bir ara verdikten sonra toplu iş hukukuna devam edeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Umarım faydalanıyorsunuz, umarım güzel geçiyor. Umarım hedefimize ulaşıyoruz. Bu haftamızın veya bu bölümümüzün konusuna başlayalım. Evet, 9. bölümümüzde kıdem tazminatını, çalışma belgesini ve ibranameyi göreceğiz arkadaşlar. Yine kaynaklarımızla başlıyoruz. Çelik Canikloğlu Can Bolat İş Hukuku Dersleri, Sarper Süzek İş Hukuku, Ekmekçi Yiğit Bireysel İş Hukuku, Ercan Ak Yiğit Bireysel İş Hukuku, Demircioğlu Jentel Kaplan İş Hukuku kitaplarını öneriyoruz. Kıdem tazminatı ile başlayalım. Arkadaşlar, kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesiyle ortaya çıkan İşverenin en önemli yükümlülüğü, işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğüdür. Kıdem tazminatı, işçi ile işveren arasındaki en önemli ihtilaf konusudur. Kıdem tazminatını Yargıtay, 2009 yılında verdiği bir kararında işverene ait bir ya da birkaç iş yerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş ediminde karşılaşacağı güçlükler ve iş yerine sağladığı katkı göz önüne alınarak geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya kıdem tazminatı denilmektedir şeklinde tanımlamıştır. Kıdem tazminatı iş yerinde en az bir yıl hizmeti olan işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması durumunda işverence işçiye ya da mirasçılarına ödenen bir paradır diyoruz. Arkadaşlar, kıdem tazminatına ilişkin düzenleme 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinde yapılmıştır. Ve 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesiyle 1475 sayılı İş Kanunu'nun sadece kıdem tazminatı başlıklı 14. maddesi yürürlükte bırakılmıştır. 4857 sayılı kanunda bu kapsamda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Geçici 6. maddesinde kıdem tazminatı için kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır hükmü getirilmiştir. Özetle 4857 sayılı kanunda arkadaşlar kıdem tazminatına ilişkin hüküm bu şekilde var. Ama kıdem tazminatı ödenmeye devam ediyor. Ne zamana kadar? Kıdem tazminatı fonu kuruluncaya kadar. Benim bir makale hazırlığım var. Bu makale hazırlığım kapsamında işsizlik sigortası, bireysel emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı fonunun bir araya getirilmesi. Çünkü her üçü de işçilerin öngörülemeyen gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı tedbir olarak ortaya çıkmıştır. Üçünün de bir araya getirilmesi hem sadeleştirme hem işçilerin haklarının kaybolmaması hem de kıdem tazminatı ile ilgili yükün dağıtılmasını temel almaktadır. Devlet de ödeme yapacak, işçi de ödeme yapacak, işveren de ödeme yapacak. Ama asla kıdem tazminatının 30 günlük ücret tutarı kuralı aşağı inmeyecek. Toplamda işverenin ödeyeceği ücret normalde ödeyeceği ücretten asla aşağı inmeyecek. Çünkü kıdem tazminatı arkadaşlar şu an itibariyle 100 işten ayrılanın ancak 20'sine verilen bir hak olarak görülmektedir. Geri kalan %80'i işverenin iş yerini kapatması, işçinin mobbinge uğrayarak
sözleşmeyi kendisinin feshetmesi ya da kıdem tazminatı alamayacak şekilde sözleşmenin sona ermesi nedenleriyle 100 işi feshedilen işçi, 20'si ancak kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Benim böyle bir fikrim var. Bunu da paylaşmak istedim. Kıdem tazminatının tanımı. Kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden miktarı işçinin kıdemine ve son bürüt ücretine göre belirlenen bir miktar paradır diyoruz. Özetle kanunda gösterilen fesih hallerinde olması gerekiyor. İşçinin en az bir yıllık kıdemi olması gerekiyor. Ve bu kıdem tazminatı işçiye ödenir. Ölmesi durumunda da hak sahiplerine ödenir diyoruz. Ve bu kıdem tazminatı işveren tarafından kanun gereği ödenir. Peki bunun miktarı neye göre belirlenir? Miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenir ve bir miktar paradır diyoruz. İş sözleşmesinin kanunda gösterilen hallerden biriyle feshedilmesi veya işçinin ölümü gerekir. İş sözleşmesinin feshedildiği her durumda kıdem tazminatı ödenmez arkadaşlar. Kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği işçi ya da işveren tarafından yapılan fesin sebeplerine göre farklılık gösterir. Kıdem tazminatına hak kazandıran iş sözleşmesi fesih halleri yasada sınırlı olarak tek tek sayılmış olup işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belirtilen fesih nedenleri arasında yer alması gerekir. Özetle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi 2 numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında olması durumunda ki fesihlerde, işçi tarafından ise 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesindeki haklı nedenlerle fesih hallerinde, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük ayrı ya toptan ödeme almak amacıyla ya da prim ödeme şartı ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen yaş şartını tamamlayamaması nedeniyle kadın işçi tarafından evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusuyla feshedilmesi durumunda veya işçinin iş sözleşmesinin ölüm nedeniyle son bulması hallerinde kıdem tazminatı alabilir. Özetle işveren haklı nedenle fesihlerden ahlak ehliyet kuralları haricindeki her türlü fesihte ödeme yapar. İşçi haklı nedenle fesihte fesih durumunda kendisi sözleşmeyi feshederse kıdem tazminatı ödenir. Ve 4 adet aylık hüküm var 1475 sayılı kanunda. Muvazzaf askerlik 14. maddesinde muvazzaf askerlik, evlilik, emeklilik ya da yaş şartını tamamlayamayan prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayan sigortalılar kıdem tazminatı alır. Bir de ölüm arkadaşlar. İşveren tarafından yapılan tüm bildirimli fesihlerde en az bir yıllık kıdeme sahip tüm işçiler kıdem tazminatı hakkına sahiptir. İşveren tarafından 25. maddeye göre, haklı sebeplere göre sözleşme derhal feshedilir. Ahlak, ehliyet kurallarının aykırılık nedeni hariç olmak üzere tutuklama, zorlayıcı sebepler ya da sağlık nedenleriyle haklı nedenle işverenin derhal sözleşmeyi feshinde de kıdem tazminatı ödenir. Hatırlatmak gerekirse arkadaşlar haklı nedenle fesihte kıdem tazminatı ödenir ama ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir işveren. İşçi tarafından fesihlerde 24. maddeye göre haklı nedenle tüm fesih hallerinde, işçi tarafından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak amacıyla fesihte, kadın işçi tarafından evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshederse, bağlı bulunduğu kurumdan emeklilik, malullük ayrı ya da toptan ödeme almak amacıyla sözleşme
işçi tarafından feshedilirse, bir de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz prim ödeme gün sayısı ve sigortalık süresini tamamlamasına rağmen kanunda belirtilen emeklilik yaşını bekleyenler de kıdem tazminatı alırlar. Bununla ilgili tablolar var. Bir hatırlatmada bulunmak lazım. 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanlara şöyle bir imkan tanınmıştır. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 günlük prim ödeme gün sayısı ve erkek ise 50, kadın ise 55 yaşını dolduran kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak 15 yılı tamamlamış ve 3600 günü de tamamlamış fakat yaşı bekleyen kişiler de bu durumda kıdem tazminatı alabilirler kıymetli arkadaşlarım. Bununla ilgili tablolarda arkadaşlar kanunun ilgili maddelerinde var, bakabilirsiniz. Bu sebeplerden biri varsa işçinin bu sebebi ispatlaması gerekir. İşçi bu sebepleri ispatlasa bile haklı sebeple derhal fesih hali hariç sözleşmeyi derhal feshedemez. İşçi bildirim sürelerine uymalıdır. Yargıta ise diyor ki bildirim sürelerine uymasına gerek yoktur, derhal feshedebilir. Benim fikrimde bildirim sürelerine uymalıdır. Çünkü işveren arkadaşlar buna göre bir plan yapmış olabilir. Rastgele durumlarda karşılaşmak istemez. Bu nedenle bildirim yapılmalıdır diyorum ama Yargıtay diyor ki bildirim yapmaya gerek yok. Aynı gün sözleşmeyi feshetmiş sayılır. Ve en az bir yıllık kıdemi varsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Sözleşmenin kendiliğinden son bulduğu hal arkadaşlar işçinin ölümüdür. Bir başka kendiliğinden son bulan hal de belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesidir. Ama belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde kıdem tazminatı hakkı yoktur. İşveren mahkemeden alınan veraset ilamı ile aç parantez artık noterden de alınabiliyor. Herhangi bir tereddüt yoksa. Kendisine başvuran mirasçılara payları oranında ödeme yapılır. Ancak iş yerini yakmak isteyen birisi nedeniyle mirasçılara ödeme yapılmaz diye Yargıtay kararı var, buna katılmıyor. İşçinin en az bir yıl çalışmış olması lazım. Kıdem tazminatı ödenebilmesi için ön şart işçinin aynı işverene ait, aynı ya da farklı iş yerlerinde sürekli ya da aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Aynı kıdem süresi için iki defa kıdem süresi kıdem tazminatı ödenmez. Yani özetle bir yerde çalıştınız, aynı işverene ait, iki yıl çalıştınız ve kıdem tazminatı alarak ayrıldınız. Sonra bir süre sonra aynı işverene ait, o iş yerinde ya da başka iş yerinde çalışmaya başladınız. Bu durumda siz diyemezsiniz ki ben iki yıl orada çalıştım, bir yılda burada çalıştım, üç yıllık kıdem tazminatı ver diyemezsin. Çünkü iki yıllık kıdem tazminatı ödenmiştir. Ama birinci çalışmada kıdem tazminatı ödenmeden iş sözleşmesi feshedilmişse bu durumda ikinci arkadaşlar çalışmada ya da üçüncü çalışmada bunlar da buna dahil edilir. İşçinin arkadaşlar yaşlılık veya malullük ya da toptan ödeme almak amacıyla arkadaşlar sözleşmeyi feshetmesi mümkündür demiştik. Ama bu süreler birleştirildi diye bir yerde memur, bir yerde bağımsız çalışan bağ kurulu, bir yerde de hizmet sözleşmesine tabi işçi olarak çalışmışsa devlet memuru olarak çalışmalar ne yapılmaz? Bunların toplamında kıdem tazminatı hesabının dikkate alınmaz. Kıdemden sayılmayan haller de vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar istirahatlerde fesih bildirim süresi 17. maddede belirtilen 2, 4, 6 ve 8 haftalık fesih bildirim süresi artı 6 haftanın üzerindeki istirahat süreleri, grev ve lockout'ta geçen süreler, yani sözleşmenin askıda olduğu, mevsimlik işlerde olduğu gibi askıda olduğu düşünülen süreler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Daha önce kıdem tazminatı ödenerek tasfiye edilen sürelerin dikkate alınmayacağına ilişkin bir Yargıtay kararı, tazminatları ödenerek tasfiye edilmeyen hizmetlerin sonraki çalışma süresine ekleneceği kabul edilir. Bu yıllık ücretli izin içinde geçerlidir arkadaşlar. Arkadaşlar buna ilişkin bir tablo var. Bu tabloda şöyle bir baktığımız zaman en az bir yıllık arkadaşlar
Şöyle işaretleyerek gidelim. En az bir yıldır aynı şirkette kesintisiz olarak çalışması gerekiyor. Evetse sözleşme sizin tarafınızdan feshedildiyse, sebep göstermeden feshettim, istifa ettim. Evet. Haklı nedenle feshettim. Askeriye gitmek için feshettim, emekliye ayrıldım vesaire vesaire diye gidiyor. Sebep göstermeden feshettiyseniz alamazsınız. En az bir yıldır çalışmıyorsanız alamazsınız. Haklı nedenle feshettiyseniz kıdem tazminatı alabilirsiniz. Askere gitmek için feshettiyseniz alabilirsiniz. Emekliye ayrıldıysanız alabilirsiniz. Kadın olmanız nedeniyle bir yıl içinde sebep göstermeden feshettiyseniz alabilirsiniz. Sigortalılık süreniz ve prim ödeme gün sayınızı tamamladıysanız alabilirsiniz. İşveren haklı nedenle feshettiyse arkadaşlar alamazsınız. İşveren iş kanunun 25. maddesinin 1, 3 ve 4. fıkralarına dayanarak feshettiyse alabilirsiniz. İşçi vefat ettiyse alabilirsiniz. Kısaca işverenin feshetmesi durumunda haklı nedenle fesihlerden ahlak ehliyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesihte alamazsınız. Diğerlerinin tamamında arkadaşlar alabilirsiniz diyoruz. Evet. Süre ve iş sözleşmesinin sona erme koşullarını yerine getirip kıdem tazminatını hak kazanan işçiye 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesine göre işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Demek ki ana kural neydi? 30 günlük ücretiydi arkadaşlar. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran ne yapılır? Aynı oran arkadaşlar üzerinden ödeme yapılır. Şöyle bir 30 günü yuvarlak işini alalım. Evet. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden arkadaşlar hesaplanır. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. İşçinin eline geçen net ücret değil, sigorta primi, vergi, yasal kesintiler yapılmadan önceki brüt ücret esas alınır arkadaşlar. Şöyle yuvarlak işini alalım. Tazminat hesabında ücreti ek olarak işçiye sağlanmış para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Yani giydirilmiş ücret dikkate alınır arkadaşlar. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücreti asıl ücretten başka işçiye haftalık, aylık, yıllık ödemelerle sağlanmış para. Para ile ölçülmesi mümkün sözleşmeden veya kanundan doğan ve süreklilik gösteren, arızi olmayan tüm menfaatler brüt olarak eklenir. Bunlar tahtada görünüyor. Çıplık ücret, yemek yardımı, yakacak yardımı, gıda yardımı gibi. Peki dikkate alınmayacaklar. Evlenme yardımı, hastalık yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi, primleri, seyahat primleri, fazla çalışma ücreti, harcıra, yolluk, bir defalık verilen ikramiyelerdir. Uygulamada ağır vasıta şoförleriyle ilgili bir tereddüt vardı. Hani ağır vasıta şoförlerine bir asgari ücret verilir, bir de yolluk verilir. Ama ağır vasıta şoförleri, uzun yol şoförleri dediğimiz bu kişiler, bu yollukla aslında geçinir. İşte Yargıtay demiş ki, yolluklar dahil değil diyoruz ama bunlar için dahildir demiş. Arkadaşlar, kıdem tazminatının tavanı 1-1-2020 tarihinden itibaren 6.730'du. Şimdi 7.000 küsür liraya çıktı. Bunu internetten bakabilirsiniz. Bir tavanı var. Bu tavan da ne yazık ki devlet memurlarına bir yıl için verilecek emeklilik ramiyesi kadardır denilmiş. Bunu da eleştiriyoruz. İşçilerin kıdem tazminatı tavanı devlet memurlarının ikramiyesiyle bir olmamalı ya da benzememeli. Çünkü ikisinin de hakları farklı, farklı statüler. Bunu eleştiriyoruz. Kıdem tazminatının hesaplanmasında bir örnek var. Bu örnekte görmemiz gereken husus, greve katılmış olan süreleri çıkarıyoruz. Bütün ücretleri ay ilk önce gün olarak hesaplayıp sonra 30'la çarpıyoruz. 30 günlük ücreti buluyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili
Örnek tahtada görebilirsiniz. Çok fazla uzatmayalım. Özetle bütün parayla ölçülmesi mümkün. Bütün sürekli yardımlar ne yapılıyor? 30 günlük ücretin hesabında dikkate alınıyor. Giydirilmiş ücret üzerinden kesinti de yapılmıyor. Gelir vergisi kanununa göre sadece damga vergisi kesiliyor arkadaşlar. Evet. Bu hesaplamada 3.594 lira bulunuyor. Gıda tazminatının hesaplanmasında gene farklı başka bir örnek var. Buna da arkadaşlar örneklerini internetten bulabilirsiniz. Ama özeti tekrar söyleyelim. Para ve parayla ölçülmesi tüm yardımlar ne yapılır? İlk önce güne bölünür. Gün başına ne düşüyorsa onu 30 ile çarparsınız. Ve aynı zamanda artık yılda hesaplanır. Artık yıl hesabında dikkat edilmesi gereken bir husus var kıymetli arkadaşlarım. Artık yıl hesabında devlet memurlarında tam yıl üzerinden hesaplanırken işçilerimize böyle bir ilave hak sağlanmış. Tam yılın dışında kalan artık yılda oranlanarak verilir arkadaşlar, kuralı getirilmiş. Kıdem tazminatının ödenmemesi halinde gecikme süresi için hesaplanacak mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenir. Altını çizelim. Kıdem tazminatı ödemelerinde temerrüde düşürmek gerek yoktur. Kıdem tazminatınızı hak ettiğiniz andan itibaren faiz işlemeye başlar. Kıdem tazminatı ile ilgili davalar 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Temmuz 2017'de değişti bu. Eskiden 10 yıllık zaman aşımıydı. Temmuz 2017'den önce hak edilen kıdem tazminatı hak edilerek sözleşme feshedildiğinde 10 yıllık zaman aşımına, ama bu tarihten sonraki sözleşme fesihlerinde ise 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Arkadaşlar, işçi aleyhine bir değişiklik olmuştur. Diğer hususlara baktığımız zaman belirli süreli iş sözleşmelerinin feshinde şartlar fesihte yalnız şartlar uyuyorsa tazminat ödenir, süre bittiğinde ise ödenmez. Evlilik, emeklilik, askerlik gibi nedenlerle fesihte bildirim süresi ya da ihbar tazminatı devreye girmez. Ben de bunun aksi görüşündeyim ama Yargıtay'ın kararı bu yöndedir. Kısmi süreli çalışanların kıdemleri tam zamanlı gibi hesaplanır. Arkadaşlar, kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarının en önemlisiydi. İki tane daha ekleyelim, onlara da bakalım ve bireysel iş hukukumuzla ilgili arkadaşlar paketimizi, programımızı tamamlayalım. İşçinin ücret alacaklarının ödenmesi. İş yerinde ücret ödeme günü gelmemiş olsa bile işten ayrılan işçinin ücreti tam ve hemen ödenmelidir. Ayrıca ihbar tazminatı veya Türk Borçlar Kanunu madde 408'e göre ödenecek tazminat ve kıdem tazminatı da ödenir. İşçiye kullanmadığı yıllık izinlerin ücreti son ücreti üzerinden hesaplanıp ödenecektir. İşçiye ayrıca belirtmek gerekir ki talep etmesi durumunda orada yaptığı işin ne olduğunu gösteren ve o işte ne kadar süre çalıştığını gösteren bir çalışma belgesi vermekle yükümlüdür. Uygulamada işveren işçiye bütün alacaklarımı aldım, İşverenden alacağım kalmamıştır gibi ifadeler taşıyan bir belge imzalatıp almaktadır. İşçiden ibraname alınması bu önemli bir konu. İşçi olarak ya da işveren olarak çalışıyor olabilirsiniz. İbranamenin bir takım kuralları var ve kanun emredici hükümleri var. Bütün alacaklarımı aldım, işverenden alacağım kalmamıştır gibi ifadeler taşıyan belge ancak ve ancak o kurallara uyduğunuz zaman anlam ifade eder. Bu belgeye ibraname, ibra senedi, borçtan kurtarma belgesi gibi adlar verilmektedir. İbraname ayrıntılı bir hesap dökümü taşımalıdır. Üzerinde yazılı rakamın ödendiğine dair makbuz hükmündedir. İbraname sözleşmenin feshinden en az bir aylık süre sonra düzenlenmiş olması gerekir. Türk Borçlar Kanunu'nda ibraname arkadaşlar 420. maddede hüküm altına alınmıştır. Ana kuralları şunlar. İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması gerekir.
Hatırlarsanız ikale sözleşmesinin yazılı olmadığını, İbranamenin ise yazılı olduğunu, bunun tereddüt doğurduğunu, ikale sözleşmesinde yazılı olma koşulunun olması gerektiğini belirtmiştim. İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması gerekir. Bir aylık süreden önce sözleşme feshinde tarihsiz olarak İbraname düzenlenmesi de arkadaşlar İbranamenin hükümsüz olmasını gerektirir. Bu çok önemlidir. Fesi artı bir ay geçtikten sonra arkadaşlar anlam ifade eder. İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi ve ödemenin banka aracılığıyla yapılması da şarttır. Bu unsurları taşımazsa ne olur? İbra sözleşmeleri ve ibraname kesin olarak hükümsüzdür. İbra sözleşmeleri veya ibra beyanını içeren diğer ödeme belgeleri ise içerdikleri miktarla sınırlı olmak üzere makbuz hükmündedir arkadaşlar. Faizle ilgili bir çalışmam vardı. Bu iş hukukunda bol miktarda faizle ilgili değişik hükümler var. Arkadaşlar mevduata uygulanacak en yüksek faiz, kanuni faiz gibi bunları derleyip toparladım. Buraya koydum. Vaktiniz olursa incelersiniz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bireysel iş hukuku ile ilgili anlatacaklarımızı anlattık. Çok özet geçtik. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu dinlemeye, zevkle çözmeye çalışırız. Çünkü arkadaşlar önemli olan hukukçusunuzdur, değilsinizdir, hukukla ilgilisinizdir. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini sağlamak, hukuk devleti ilkesine uymak ve iş hukukunun önemli bir konu olduğunu hissettirmek maksadıyla arkadaşlar bu çalışmaları yaptık. Maksadımız her zaman söylüyoruz. Buradan bir kazanç sağlamak değil. Bizim kazancımız vatanımız ve milletimizle ilgili vatandaşlarımızın her türlü bilgiye doğru şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Her zaman birlikteyiz. İş hukuku konusunda sorularınız olursa resmi e-mail adresimizi bulabilirsiniz. Beykent Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Zevkle çözümleriz. Zevkle çözmeye çalışırız. Bilemiyorsak araştırırız arkadaşlar. Çünkü Sokrates'in dediği gibi bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Biz de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Günceli yakalamaya çalışıyoruz. Sizlere de ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım hayatınızda güzel şeyler olur. Vatana, millete faydalı olursunuz, ailenize faydalı olursunuz, kendinize faydalı olursunuz. Bireysel iş hukuku bölümümüzü bitiriyoruz. Toplu iş hukukumuzla ilgili bölümler arkadaşlar küçük bir ara vereceğiz. 2 ya da 3 haftalık. Daha sonra toplu iş hukukuyla ilgili bölümleri de 3 ya da 4 haftalık süre içerisinde özetleyeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.